Evet arkadaşlar, UML kanalı biraz bilgi vereyim. Az bir bilgi vereceğim. İnternetten yine isterseniz araştırabilirsiniz. Özellikle günümüzde yazılım dünyası hep değişiyor arkadaşlar. Özellikle ORM diye bir konu var. Orada yine arkadaşlar konuyu size açıklayacağım. ORM'ler daha popüler şu anda. Ama UML'de arkadaşlar özellikle yazılım mühendisi dersinde size biraz anlatılacak. Özellikle tanımlamalar, görselleştirmeler yapmak için, dokümante etmek için çıkarılmış arkadaşlar ara bir katman, görsel bir katman diyebilirim. UML'in birçok çeşidi var arkadaşlar. Ben bu çeşitlere girmeyeceğim. Bunlar UML'in çizilebilecek diyagramlar arkadaşlar. Yazılım mühendisi dersinde bunları göreceksiniz arkadaşlar. Örneğin use case çok önemlidir arkadaşlar. UML'le tasarlayabiliyorsunuz gibi. Ama arkadaşlar benim asıl burada durmak istediğim nokta sınıf özelliği. UML'ler arkadaşlar özellikle tasarım yapıp onları da koda dökmek için kullanılan arayüzler. Şöyle ki tasarım yapıyorsunuz diyorsunuz. Adı soyadı olsun. Öğrenci numarası olsun. Bakın et çubuk büyükler deniyor bunlar arkadaşlar. Bizim hiçbir farkı var mı? Veri tabanının tasarımına bakacak olursak arkadaşlar. Benzer özellikler burada da vardı. Tasarım bölümüne girdiğimizde zaten özellikleri tasarlıyorduk. Burada da tasarlıyoruz. De veri tip veriyoruz. İşte arkadaşlar burasını kolay bir şekilde klasa çevirebilirsiniz arkadaşlar. Nesneyi programlama açısından şu tasarımı yaptınız. Ardından klasını oluştur diyorsunuz. Şak diye arkadaşlar konstruktörünü yazıyor. Diğer bölümlerini yazıyor. Get'ini yazıyor. Set'ini yazıyor. Bir anlamda arkadaşlar şu tanımlamaları yapıyor. Artı operasyonlarınız varsa arkadaşlar işte ne olabilir bunlar? Düzelt, ekle, sil. Boş bir şekilde arkadaşlar bunları da yazıyor. Örneğin return edeceğiniz değeri de buraya girebiliyorsunuz. Ha diyeceksiniz hocam bu biraz daha yazılım tarafına doğru kayıyor bu. Evet arkadaşlar yazılım tarafı aslında işin. UML'ler. Ama çok çok benzeyen bir yapıya sahip arkadaşlar. Tek ek gelen özellik şurası aslında. Operasyonlarda geliyor arkadaşlar. Şimdi UML'de burada teker teker tanıtmışım. Aslında sınıflarımız var. Sınıflarımız arasında arkadaşlar yine public, private, protected yapabiliyoruz özelliklerimizi. Nesneye yönelik programlama. Çok girmiyorum. Bağlantılar, rol isimleri yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Rollere isimler verebiliyorsunuz iki sınıf arasında. Biraz bu açıdan görsellik tarafı var arkadaşlar açıkçası. Biraz varlık ilişkiye benziyor arkadaşlar. En azından bu roller sayesinde projenizi daha rahat şekilde okuyabiliyorsunuz. Projenizi başkası da daha rahat şekilde okuyabiliyor arkadaşlar. Yine ilişkiler kurabiliyorsunuz. Bazen bunlar dediğim gibi zayıf bağlantı, güçlü bağlantılar olabiliyor. Örneğin burada birebir arkadaşlar ilişkinin türü belli, her şeyi belli. Burada ise ne demiştik? Sadece bir ilişki var. Ama ilişkinin türü belli değil. Ama ileride oturabilir tabii ki. İleride bu ilişki ortaya çıkabilir. Burada arkadaşlar tek ilginç noktalardan bir tanesi şu. UML'lerdeki ilişkiler arasında arkadaşlar bir ilişki birebir olabilir. Bire sonsuz olabilir fakat sıfırdan mı sonsuz, birden mi sonsuz? Diyeceksiniz hocam bu ne demek? Arkadaşlar bir firma varsa bu firmada garanti bir kişi olmak zorundadır. Bakın bire bir olacak. Bir olmak zorundadır diyorsunuz. Ama sonsuz da olabilir. Örneğin firmanın arkadaşlar telefon diyelim bu. İş telefonu olmayabilir. Sıfır olabilir. Ama birden fazla telefonu da olabilir. Sıfıra sonsuz. Ama arkadaşlar bir firma açılıyorsa garanti bir çalışanı vardır. En azından patron vardır yani. Arkadaşlar sadece sonsuz olabilir. Sıfıra bir olabilir. Yani hiç değerde olmayabilir. Bir değerde olabilir. Bir değerde olabilir. Arkadaşlar ilişkiler bu şekilde tanımlanmış durumda. Burada özellikle bazı özellikler arkadaşlar tek alanda toplayabilirsiniz. Buna aggregation, toplanmış özellikler diyoruz. Bunun çok ayrıntısına girmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu konular artık daha az kullanılıyor diyebilirim. Yani de ORM'lere çok kaçış var buralar. İki özellik tek özellikle toplanmış. Bu şekilde yapılar kurabiliyorsunuz. Zaten bunlar nesneye yönelik programlama arkadaşlar getirileri diyebilirim. Kısıtlamalar koyabiliyorsunuz. Bu kısıtlamalar hakkında da ileride bilgi vereceğim arkadaşlar. Genelleme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde. Genellemeyi siz de veri tabanı tarafında yapabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin müşteri diye bir şey yapılmış arkadaşlar. Bir kurumsal müşteri var ve bireysel müşteri var. Bu müşteri şu iki özellik arkadaşlar. Şu iki müşteride de ortak özellikler. İkisine de kredi hesap açılabiliyor arkadaşlar. Hem kurumsal müşteri hem de bireysel müşteriye kredi hesap fonksiyonu var. Ama arkadaşlar örneğin kurumsal müşteride hatırlat diye bir fonksiyon var. Ama bireysel müşteride hatırlat diye bir fonksiyon yok arkadaşlar.
Faturalandır diye bir fonksiyon var. Burada yok. Burada arkadaşlar yeni özellikler var. Bu müşteride yok. İşte arkadaşlar nesne yönelik programlama kalıtım konusu. Bir anlamda genelleştirme konusu diyebiliyoruz bunu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada çeşitli örnekler var. Bir tanesini en azından anlatayım. Basitçe bu öğrenci ders ilişkisi. Bir dersi iç öğrenci de almayabilir. Sonsuzlu öğrenci de alabilir. Ama en az bir ders açılmak zorundadır. Ve birden fazla ders de açılabilir arkadaşlar. Derse öğrenciler kayıt yaptırırlar. Derse kayıt bir tarihi vardır. Yani tahminim bu bir dershane uygulaması. Ücret de var arkadaşlar. Evet, böyle bir sistem tasarlanmış arkadaşlar. Bakın, rolünde ismi alır arkadaşlar. Ara tabloda da olacak veriler şunlar. Böyle bir tasarım yapılmış durumda. Şimdi siz arkadaşlar bunu alıp atıyorum ilişkisel aşamasını çizebilirsiniz. Tablolar şeklinde. Bunu bir ilişkisel arkadaşlar veri içeren tablolar şeklinde yapabilirsiniz. İlişkisel aşama tablolar şeklinde yapabilirsiniz. IR diyagramı şeklinde de çevirebilirsiniz arkadaşlar. Size bırakıyorum. O ayrıca arkadaşlar bakın restoran, menüler, menünün altında itemler. Evet, gidiyorsunuz arkadaşlar. Bir menü söylediğinizde örneğin o menünün altına atıyorum kola, patates ve hamburger gibi bir şeyler olabilir arkadaşlar. Ve burada da arkadaşlar orderlar var. Order'ı kim yapıyor? Tabii ki müşteri yapıyor orderları. Burada müşteri bazı isteklerde bulunmuş. Restoranın bazı menüleri var. Arkada arkadaşlar o restorana review'ler yapılıyor. Bunları müşteriler yapıyor arkadaşlar. Müşteriler review'leri ürün menüye yapmıyorlar. Direkt arkadaşlar neye yapıyorlar? Restoran hakkında ürün atıyorlar. Hatta burada rating veriyorlar. Comments yapıyorlar. Sanırım buna benzeyen web uygulamaları var arkadaşlar. Bu restoranlar hakkında bilgi girişi yaptığınız uygulamalar olsa gerek. Posker miydi? Emin değilim ismine açıkçası. Buna benzeyen bir uygulama söz konusu arkadaşlar. Evet, UML hakkında da giriş seviyesinde bilgi vardı arkadaşlar. Ama internette UML'i merak ediyorsanız araştırıp daha uzun videolar olduğunu da gördüm arkadaşlar. Onları da UML'i oradan öğrenebilirsiniz. Ama günümüzde dediğim gibi farklı teknolojiler de var arkadaşlar. Bunları da araştırmanızda yarar var diyorum. Herkese iyi günler arkadaşlar.